Laboratuvarda plakaya ITK uyguladığımızda iki faz vardır. Sabit ve hareketli faz. Sabit faz plaka üzerindeki mavi silika jelle gösterilmiştir. Hareketli faz ise katı sabit fazdan daha az polar olan bir çözücüdür. Silika jel polarlığı gerçekten yüksek bir madde. Buna benzer bir plakanız olduğunu varsayalım. Öncelikle iki bileşik gözlenmediniz diyelim. A ve B bileşikleri. Ardından hareketli fazın yaklaşık buraya kadar çıktığını gördünüz. A bileşiği buraya kadar, B bileşiği ise buraya kadar çıkmıştı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu değerleri kağıda nasıl geçirebiliriz? Laboratuvar raporu hazırlıyor olsaydık retansiyon faktörü dediğimiz şeye, yani kısaca Rf'ye ihtiyacımız olurdu. Rf çözünen maddenin aldığı mesafenin çözücünün aldığı mesafeye olan oranıdır. Öncelikle yapmamız gereken şey, farklı bileşiklerin ve ayrıca hareketli faz olarak da bilinen çözücünün kat ettiği mesafeleri ölçmek. Tıpkı laboratuvardaymışız gibi ITK plakamızın yanına bir cetvel koyalım. Buraya 1 bir birim, 2 birim, 3 birim ve 4 birim diyelim. A bileşiğinin aldığı mesafeyi ölçelim. Başlangıç çizgisinden buradaki noktanın ortasına kadar alıyoruz. Bu iki birim eder. B bileşiği için ise yine başlangıç çizgisinden noktanın ortasına kadar. Bu da 3 birim eder. Çözücü için de başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine kadar. Yani 4 birim. Şimdi bunları denklemimize uygulayalım. A bileşiğinin RF'sini bulmak istersek, A bileşiğinin aldığı mesafeyi çözücünün aldığı mesafeye bölmemiz gerekir. A bölü Ç diyelim. Bu da 2 bölü 4'e eşit olur değil mi? Ama genelde bu değerleri kesir olarak değil ondalık olarak yazarız. O halde 0,5 diyelim. Şimdi aynı işlemi B bileşiği için yapalım. B'nin RF'si eşittir. B'nin aldığı mesafe bölü C'nin aldığı mesafe. Bu durumda 3 bölü 4 veya 0,75 diyebiliriz. Peki bu iki bileşik hakkında neler söyleyebiliriz? Hareketli fazı ve sabit fazı hatırlarsanız çok uzağa giden bileşiklerin hareketli faza daha çok ilgi duyduklarını söylemiştik. Yani daha az polar olmaları gerekir. Bu durumda B bileşiğinin daha az polar olduğunu ve daha hızlı hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tam tersi ise A bileşiği için geçerlidir. A çok da fazla hareket etmediği için polar silika jele daha çok ilgi duyar. Yani B bileşeninden daha polardır ve daha yavaş hareket eder. Bunu sabit faza sıkışıp kalmış gibi hayal edebilirsiniz. Yani ondan bir türlü ayrılmak istemez. Evet, ilk örneğimizi yaptık. Hadi bir tane daha yapalım. Bu örnekte ilk tepkime karışımımızın 4 farklı bileşiğe ayrıldığını görüyoruz. Bunları A'dan D'ye kadar adlandıralım. A turuncu nokta olsun, B sarı, C yeşil ve D ise mor nokta olsun. Yine daha önceden kullandığımız süreci kullanacağız. İlk adım olarak bir cetvel alıyoruz ve ITK plakamızın yanına koyuyoruz. Şimdi ise birimleri birden 6'ya kadar işaretleyelim. Şimdi A'nın retansiyon faktörünü hesaplayalım. A bileşiğinin aldığı mesafeyi çözücünün aldığı mesafeye bölmeliyiz. Şimdi bunları ölçelim. A bileşiğinin bir birim kadar ilerlediğini görüyoruz çözücü ise 6 birime ulaşmış. O halde 1 bölü 6 diyeceğiz. Bunu ondalık olarak yazarsak 0,17 çıkar. Aynı işlemi diğer bileşikler için yapabiliriz. B'yi alalım. Yine B mesafesini C'ninkine böleceğiz. Bu mesafe yaklaşık 3 birim eder. Yani 3 bölü 6 o da eşittir 0,50. Şimdi de C'yi hesaplayalım. C'nin retansiyon faktörü, C'nin aldığı mesafe bölü C'nin aldığı mesafeye eşittir. Yani 4 bölü 6'dan o da 0,66 eder. Aynı işlemi son olarak D bileşiği için yapalım. D'nin aldığı mesafeyi C'nin aldığı mesafeye bölmemiz gerek. Bu durumda mesafe 5 birim. 5 bölü 6'dan eşittir 0,83. Bu sayılara bakarak neler söyleyebiliriz? çok uzun mesafe kat eden bileşiklerin apolar olduğunu söylemiştik. Çok ileri gidemeyen bileşiklerin ise sabit faza daha fazla tutundukları için daha polar olduklarından bahsetmiştik. Bu retansiyon faktörlerine bakacak olursak burada genel eğilimi görebiliriz. Rf değeri daha düşük olan bileşikler daha polar yani sabit faza daha çok tutunuyorlar. Rf değeri daha büyük olan bileşiklerse daha az polarlar yani harekette fazla daha çok tutunuyorlar. Hadi şimdi hızlıca bugün öğrendiklerimizi gözden geçirelim. RF yani retansiyon faktörünün nasıl hesaplandığını ve bunu bir laboratuvar raporunda nasıl sunacağımızı öğrendik. Büyük RF değerine sahip bileşenlerin daha az polar, düşük RF değerlerine sahip bileşenlerin ise daha çok polar olduklarını gördük.